Az önce şöyle bir şey okudum Twitter'da. Bir profesör, Borçkalı bir profesör şöyle bir şey paylaşmış. Hayaller Türkiye yüzyılı, gerçekler Arap yüzyılı diyor. Yani bak, o kadar iki cümle yazmış, o kadar çok şey anlatıyor ki. Bunun için söyledim. Burada özellikle burada söyleme gereğini için duydum. Hayaller Türkiye yüzyılı, bizim gerçekten bir ikinci yüzyıl hayalimiz var. Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu hedef doğrultusunda ilerlemek var. Ama şu anda görünen ve yapılan şey Arap yüzyılına hazırlık. Ne yapıyoruz? Bizler mevcut iktidarla savaşmamız gerekirken, normal değerlerimizi kaybederken, Türkiye elimizin altından kayarken, biz birbirimizle savaşıyoruz, birbirimizle uğraşıyoruz, birbirimizle didişiyoruz. Nasıl büyüyeceğiz? Evet, bu girişten sonra Metin abi hoş geldin herhalde, yeni geldin. Belediyeden çıkamadım. Ancak gelebildim. Beni bağışlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi bizler ne kadar çok konuşursak konuşalım, sonuç önemlidir. Hedefe ulaşıyor muyuz, ulaşamıyor muyuz? Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak da birbirimizi eleştirmeyi severiz ama seçim sandığına gittiğimizde de başka partiye oy veremeyiz. Böyle bir yapımız var bizim. O kadar eleştiririz ki yerden yere vururuz. Deriz ki Allah Allah, bizi AK Partililer, diğer partililer bu kadar eleştirmiyor. Ne oldu da bu kadar eleştiri var? Eleştiri olsun. Eleştiri yapıcıysa olsun. Biz bu eleştirileri de açız. Meyve verir, ağaç taşlanır. Şu anda biz belediyeyi biz yönetiyoruz arkadaşlar. Ve bu belediyeyi Ercan Orhan değil, biz yönetiyoruz. Birlikte yönetiyoruz. Elimizden geldiğince eksiklerimiz var, sıkıntılarımız var, ekonomik sıkıntılar var. Birçoğunun işini yaptık, birçoğunun işini göremedik. Kırgınlıklarımız var. Ama lütfen, bakın az önce bir şey söyledim. Lütfen bu kırgınlıkları, bu hesapları, küçük hesapları bir kenara koyalım ve bu partiyi büyütelim. Şimdi Borçka'da zaman zaman duyarsınız. Birçok geçmiş dönemdeki arkadaşlardan duyarsınız. İşte Kızıl Borçka icra makamında bir şey icra ediyoruz. 50 yıldır Borçka'da altyapı sorunu vardı. Bana da şunu dediler. Başka şu altyapı işine girme. Senin ilk dönemindir. Bu seni götürür. 20 yıl sonra belediyeyi aldık. Bir 20 yıl daha beklemek istemiyoruz. Bitirdik mi arkadaşlar? Bitti. Toz, toprak kaldı mı? Ufak tefek kaldı. Her yerde var. Otopark sorunu var. Allah aşkına otopark sorunu gidin Hopa'da da var. Arhavi'de de var. Rize'de Cumhurbaşkanı'nın memleketinde de var. Trabzon'da da var. Ama biz bunlara sığmıyor muyuz? Hayır. Adım adım. Biz temel sorunları çözmek için mücadele ediyoruz. Altyapı bitti, üst yapı bitti. Şimdi bakın bu yüzyılda bu kadar güzel bir coğrafyada yeşilin ortasında yaşarken bizim mesela kanalizasyon arıtma tesisimiz yok ya. Biz bugün arıtma tesisinin projesini yaptırdık. İhale aşamasına geliyor ve en kısa zamanda da ihalesi yapılıp biz bu arıtma tesisini de kazandıracağız. Benim şöyle bir şeyim yok. Ya bunlar hepsi beni yarın götürebilir. Beni götürürse başkasını getirir. Ama bizden birini getirsin. Bir, çok yakın bir tarihte ilçe kongresi yaptık. Neredeyse savaşa döndü. Neredeyse savaşa döndü. Biz AK Parti ile, AKP ile, diğerleriyle mücadele etmemiz gerekirken biz birbirimize girip milleti güldürdük üzerimize. Milleti üzerimize güldürdük. Hasan abi az önce de 100 yıllık parti. 100 yıllık partinin kökleri çok derin olur. Ama sarsılıyoruz arkadaşlar.
Ya bir belediyeyi eleştirmeyi, belediye başkanını eleştirmeyi, birbirimizi eleştirmeyi bırakalım da bir görelim ki bu ülkede neler oluyor. Cumhuriyetin değerlerini kaybediyoruz arkadaşlar. Bu kadar rahat olamayacağız yarın belki de. Bakın, az önce MHP'nin kongresindeydim. Ben bu Borçkan'ın belediye başkanıyım. Bütün kongrelere davet edildiğim her yere icabet ederim. Ve duyduğum bir şey vardı orada. Zillet ittifakı. Bunlar teröristlerle işbirliği yapanlar. Soruyorum. Bu ülkede 25 yıl öğretmenlik yaptı. Bu cumhuriyet değerlerine sahip çıkacak bir sürü öğrenci yetiştirdi. Devlet hiçbir gün bana demedi ki sen bu devletin temeline dinamit koyuyorsun diye. Ve bunu övünerek söylüyorum. Tercih edilen de öğretmendim. Tercih edilen de idareciydim. AKP hükümeti döneminde okul müdürlüğünü 8 yıl yaptım. Mülakatta düşük not vermelerine rağmen beni tekrar müdür yapmak için kendileri savaştı. Ve tasımı tarağımı toplarken bir daha müdür yaptılar. Yani bunu övünmek için söylemiyorum. Yaptığımız işi hakkını vermeye çalıştık. Yani öğretmenlikte de, belediyecilikte de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama lütfen, ben de insanım, hata yapabilirim, eksiklerim olabilir. Eleştiri yaparken burada yapalım. Bana eleştiri yapın. Beni eleştirin. Ben de doğruları görmeye ihtiyacım var. Ama birbirimizi kırıcı olmayalım arkadaşlar. Yıllarca bu partiye emek vermiş, destek vermiş, bu partiye umut bağlamış insanlarımız var. Bunlar varken biz de bunları düşünerek hareket ediyoruz. Ama ben geçen günü, yani çok büyüttüğümden söylemiyorum lütfen, yanlış anlamayın. Ben geçen günü tehdit edildim. Benim kendi partilim tarafından. Beni masama gömeceklerini söylediler. Gömsünler oradayım. Bakalım hangi, kim gelecek de gömecek beni masama, onu da merak ediyorum. Arkadaşlar, biz her şeye göğüs gereriz. Bize bu insanlar güvendi, bizi baş tacı yaptı, belediyeyi aldık. Biz de sizin kafanızı eğdirecek, sizi sıkıntıya sokacak en ufak bir davranışta bulunmadan icraatlarımıza devam ediyoruz. Bunlar hepsi hikaye. Buradan söylüyorum. Kimin kulağına ne giderse gitsin. Borçka'da başım dik geziyorum. Umrumda da değil kimin tehdit ettiği. Kimin tehdit ettiği de umrumda değil. Ben yine bu Borçka sokaklarında yürümeye devam edeceğim. Bugün de edeceğim, yarın da edeceğim. Ama Borçka'yı kaybedersek eğer 20 yıl daha bekleriz. Kedinin ete baktığı gibi. Allah aşkına Borçka Belediyesi'ne geldiğinizde nasıl karşılandınız? Ya da Borçka Belediyesi'ne geldiğinizde daha önce hiç bu kadar rahat gidebiliyor muydunuz? Bu belediye sizin arkadaşlar. Bana görev verdiniz siz. Ben de bu görevi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyorum. Ama bakın, bilime, sanata, kültüre değer veren bir insan olarak söylüyorum bunu. Korkulacak hiçbir şeyiniz yok. Yine gelecek seçimde bu belediyeyi biz alacağız. Buna lütfen gerçekten inanın yani. Bunun için söylüyorum. İki tane anket yaptırdım. Anket sonuçları elimde. Şimdi seçimden sonra bir anket daha düşünüyorum. Hiçbir belediye başkanı bugüne kadar, Artvin'de 7 belediye başkanıyız ve bir başkan bilir. Kimse böyle bir anket yaptırdı mı? Yaptırmadı. Bakın şunu da söyleyeyim. Başarı sırası eğer konarsa biz ilklerin içinde olduğumuzu da biliriz.
Gidin Hopa'dan bakın bir Borçka'ya. Gidin Artvin'den, Murgul'dan, Şavşak'tan bakın Borçka'ya nasıl görünüyor. Gidin il dışından bakın Borçka'ya neler oluyor Borçka'da. Borçka Belediyesi Kadın Korosu. Bugüne kadar tarihte görülmüş mü? Kadınların olduğu her yerde başarı var. Gençlerin olduğu her yerde başarı var. Biz belediyede Karadeniz bölgesinde bir Fındıklı Belediyesi, bir Borçka Belediyesi. Bu anlamda, kültür ve sanat anlamında. 22-28 Ekim tarihlerinde bir tiyatro festivali yapıyoruz. Geçen yıl yapmıştık, yine yapıyoruz. Bunun duyurularını beraber yapacağız arkadaşlar. Herkes eşini, çoluğunu, çocuğunu alsın ve bu etkinliklere katılsın. Belediyenin yapmış olduğu faaliyetleri biz sosyal medyadan, sitelerden paylaşıyoruz. Bunları beğenin, algı oluşturun. Çünkü bu ülke algılarla yönetiliyor. İşe aldığım arkadaşlarımız sosyal medyadan bir zahmet, bir tık yapma zahmetinde bulunamıyor. Arkadaşlar, biz nasıl büyüteceğiz birbirimizi? Siz bana sahip çıkmazsanız, biz size sahip çıkmazsak... Bakın genel seçimde şöyle bir umudum vardı. Borçka'da sanıyorum bu dönem iyi bir oy alırız. Borçka ve köylerinde. Şimdi size soruyorum. Özel idare gibi çalışmadın mı belediye olarak? Hamit Bey burada. Aynen. Her köye elimizden geldiğince makine gönderdik, araba gönderdik, beton gönderdik, çakıl gönderdik. Hizmet ettik yani. Bakın bir sürü değişiklikler var. Altyapıyı bitirdik, üst yapıyı bitirdik. Meydan herkesin beğenisine sunduk. Gerçekten meydan modern bir görünüm aldı. Şimdi kreş bitiyor. Asma köprü, yürüyüş yolu. Yol genişlemeleri, yaklaşık 3 kilometre duvar yaptık ya Borçka'da. Yolları genişlettik. Yani boş durmuyoruz. Benim partililerim oteli niye sattın diye beni eleştirdiler. Arkadaşlar üst yapı yaparken, üst yapı yapılırken 1 lira kimseden destek alamadık. Neyle yapacaktık? Biz bu Borçka'yı toz toprak içinde nasıl gezdirebilirdik? Kaynak mı vardı? Artı bugüne kadar Borçka Belediyesi'nde bu kadar mal varlığı satılmış, edilmiş. Ben satmaktan da yana değilim, onu da söyleyeyim. Ama biz zorunlu halde bir taraftan iş isteyenler, bunların maaşları ödenecek. Bugüne kadar Borçka Belediyesi'nde çalışanlar bir hafta gecikmemiştir maaşları. Bu kadar hizmet yapılıyor. Neyle yapılıyor bunlar? Hem satmayacaksın, hem hiçbir şey yapamadan ekonomik durumun çok kötü olacak ama hizmeti de edeceksin, elemanda işe alacaksın. Nasıl olacak arkadaşlar? Evet. Orada ucuz satıldığını söylemiyor mu? Şimdi onun açıklamasını yapayım. Bir şeyi satarken ben şu telefonun değeri 10 liraysa bir komisyon kurulur. Ticaret odasından, işte sivil toplum örgütlerinden bir sürü komisyon kurulur. Bu komisyon takdir eder. Fiyat takdirinde bulunur. Bakın daha önce fiyat takdiri 8 milyondu o zaman. Dedim ki ben satmıyorum arkadaş. Vazgeçtim. İptal ettim. Bana da ucuz geldi. 8 milyon lira olur mu o zaman? Aradan birkaç ay geçti. Bir daha fiyat takdiri. Hatta bana dediler ki ya 12 milyon olur mu orası? 10 milyon olur mu orası? Diye. Bak şimdiki koşullarda evet çok ucuz görünüyor olabilir. Ama dolar bazında hesapladığınız zaman kaç liraya satıldığını hesaplarsınız. Bunun 45 milyon. Dolar bazında 45 milyon şu anda. Şimdi arkadaşlar biz bunu keyfimizden de satmadık. Yani elimizdeki bunu çıkaralım da biz de işte şunu yapalım. Farklı yöntemler denenebilirdi. Farklı şeyler de yapılabilirdi. Ama yani yapamadık ya da böyle bir kimse bize böyle bir düşünce de vermedi. Satılacağı belliydi.
Ya sattık da biz bunu, ben şuna kesinlikle karşıyım. Bakın, ben öğretmen Ercan olarak hayatıma başladım. Hayatımda hiç cebimde para olmadı. Hayatta kenarda biriktirdiğim 1 milyon bile param olmadı. Hala da yok. Hala da yok. Bana bu anlamda çamur atanlara soruyorum. Bütün banka hesaplarımı, bütün çevremi, ailemi, her şeyi sorgulayabilirsiniz. İsteyene de her türlü, her şeyi, bütün dokümanları veririm. Belediyedeki bütün dokümanları açarım. Ama sonra altında kalırlar. Borçlu çıkarlar sonra bana. Böyle olumsuz karalamayla, belediye başkanı olumsuz karalamayla olmaz. Ben burada bir toplantıda şöyle bir şey söyledim. Dedim ki arkadaşlar, eğer böyle bir kaygınız varsa dilekçenizi ben yazacağım, suç duyurusunda bulunun. Ama ben haklı çıkarsam tazminat davası açarım. Bir insanı karalamak bu kadar kolay olmamalı. Görmediğim, bilmediğim bir şeyi konuşmamalı. Kim yapıyor bunu? Kendi partililerimiz. Ya işin en acı tarafı bu. AK Partililer diyor ki ya keşke diyor bizim partiden aday olsan diyor da 3 dönem ceketini yaslarsın kazanırsın diyor. Şimdi arkadaşlar, yani ben şunu demek istiyorum. Ben bulunmaz Hint kumaşı falan değilim. Ama herkes çabamızı görsün. Eksiklerimiz varsa burada konuşalım. Dışarıda olumsuz değil, olumlu şeyler konuşalım ki borçayı kazanalım. Eğer biz birbirimizi eleştiririz. Birbirimize işte bir sürü ithamlarda bulunuruz. Ne kazanırız? Ne kazandık bugüne kadar? Şeyle ilgili o dahil olmak. Şeye ne diyorlar, otele dahil olduğunu düşünüyorlarmış. Değil arkadaşlar, biz binayı sattık. Binanın kendi arsasıyla binayı sattık. Yani biz yanındaki parkı satmadık.